Şu an Metropolitan Sanat Müzesi'nin Maya Galerisi'ndeyiz. Karşımızda seramikten yapılmış ve 8. yüzyıla ait muhteşem bir kap var. Bu muhtemelen antik Maya törenlerindeki ziyafetlerden birinde kullanılan aletlerden biriydi. Büyük ihtimalle de bir şeyler içmek için kullanılan bir kap yani bir bardaktı. Ziyafette kullanıldıktan sonra da ölen hükümdarın mezarına konulmuş olmalı. Bu eserin klasik Maya dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Klasik Maya dönemi anıtsal yapıların en çok değer gördüğü dönemdi. Ve ayrıca en çok o döneme ait hieroglif yazı mevcut olduğunu da belirtelim. İşte bu eserde klasik Maya dönemiyle özdeşleştirilen kaligrafi sanatına gösterilebilecek en güzel örneklerden biri. Bu tarza kodeks tarzı adını veriyoruz. Kodeks, deriden yapılmış sayfaları olan Maya kitaplarına verilen bir isim. Ne yazık ki bunların çoğu 16. yüzyılda İspanyollar tarafından yok edilmiş. Geriye kalan dört tanesi ise siyah beyaz bir baskı üzerine kırmızı renkli çerçeveler ve diğer çok renkli uygulamalar kullanılarak kaligrafik yöntemle resmedilmişler. Günümüze ulaşabilen çok az sayıda kodeks olduğu için bu bardaklar çok önemliler. Seramik kaplar bize mayalara ait birçok hikayeyi anlatıyor. Aslında bu bardak sadece mitolojik bir hikayeyi anlatmak için yapılmış bir eser değil, günlük hayatta da kullanılan bir objeymiş. Silindir şeklinde olduğu için yazı ve desenleri tam olarak görebilmenin tek yolu bardağı kendi etrafında döndürmek. Ziyafet ya da tören sırasında bu gibi bardakları kullanan kişilerden bardaklarındaki mitolojik sahnede görülen hikayeyi anlatmaları istenirmiş. Bunun kabın ana yüzü olduğunu söylemek doğru olur mu bilmiyorum ama şu tarafta bulunan kap üzerinde boylu boyunca uzanan yağmur tanrısı hemen göze çarpıyor. Bu hierogliflerden Çak adıyla tanıdığımız tanrının gençliğine benziyor. Bu tanrıya erken Maya dönemi sanat eserlerinde rastlandığı gibi sömürge döneminde de oldukça önemli kabul edilen bir tanrıydı. Bereket ve kuraklığın uçlarda yaşandığı bir yerde yağışları kontrol eden su tanrısının çok önemli bir tanrı olduğunu tahmin etmek pek de zor değil tabi. Ne kadar da canlı ve hareketli görünüyor öyle değil mi? Sağ bacağını ve sol kolunu kaldırmış. Adeta dans ediyor. Duruşunda bir topuğunu ve diğer bacağını yerden kaldırmış. Sağ elindeki baltayı geriye doğru savuruyor. Ve sol elinde de havaya kaldırdığı bir taş var. Bunun savaşı ya da çatışmayı temsil eden bir dans ya da belli bir törene ait bir poz olduğunu düşünüyoruz. Hem asil hem de ne kadar genç resmedilmiş görüyor musunuz? Yakından baktığınızda kulak lobuna taktığı yuvarlak küpelerinde çok büyük olduklarını görebilirsiniz. Yağmur tanrısı çoğu zaman bir midye türü olan spondylus kabuğundan yapılma küpelerle tasvir edilir. Ki bu küpelerde onun bu topraklara bereket ve verimlilik sağlama konusundaki rolünü temsil eder. Tanrı ayrıca karışık saçlarla ve kafasından biten su bitkileriyle resmedilir. Tüm bunlar yağmurun tahmin edilemezliğiyle örtüşüyor. Elindeki balta ise şimşeği temsil ediyor. Üst ve alt bacaklarının arka kısımlarına dikkatlice bakarsanız sürüngen derisine benzeyen bir motife boyanmış olduklarını görebilirsiniz. Aynı motif Tanrı'nın önünde duran desende de var ve bu desenlerin pırıl pırıl olan sulak alanları anımsatmak için kullanıldıklarını düşünüyoruz. Şimdi biraz da şuradaki ilginç yaratığa bakalım. Bunun ne olduğunu anlamak oldukça güç. Bu hierogliflerde Witts olarak bilinen dağın bir temsili ve burada yandan görünüyor. Yaratığın kafası aslında taşı temsil etmek üzere genişletilmiş bir hieroglif. Buradaki noktalar halinde olan yarım dairelerde yine taştan yapılmış anlamına gelen hieroglifler. Ayrıca şuradaki desenlerde taşın yüzeyine referans verilerek çizilmiş. Dağ benzeyen yaratığın hemen sol üst tarafındaki desenin ne anlama geldiğini merak ediyor musunuz? Dağ yaratığının üst dudağı yağmur tanrısına doğru uzanıp kırılıyor. Ağzından da inceltilmiş boya ile resmedilmiş bir çeşit sıvı çıkıyor. Aşağıya doğru da yayıldığını görüyoruz. Hatta burası ağızdan çıkan bir dile benziyor. Evet bu parça dağ yaratığının ağzının bir parçası ya da ağzından akan sıvı olabilir. Sanırım bu kabın en çok sevdiğim deseni dağ yaratığının üzerinde yatan bu çocuk deseni. Bu görsel bebek jaguarı temsil ediyor. Bu tüm Mezoamerika'da Amerika'da karşımıza çıkan bir tema. Ve bu çocuk tanrı doğaüstü bir yüz, bir jaguar kuyruğu ve jaguar pençeleriyle tasvir ediliyor. Bu şekilde sırt üstü uzanmış pozlar doğum ya da yeniden doğumu temsil ettiği için burada tasvir edilen sahne bebek jaguarın doğumuna ait olmalı. Bebeğin sağında duran ve yağmur tanrısıyla büyük bir zıtlık içinde bulunan figüre baktığımızda bunun son derece mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu figür sıska, iskeleti görünen ve cılız ölüm tanrısına ait. Kafası yerinde kafatası var. Ve kafatasını süslemek için çıkarılmış göz yuvarları gibi ilginç desenler kullanılmış. O çürümeyi ve çöküşü temsil ediyor. Ve yağmur tanrısının canlılığı ile müthiş bir tezat içinde bulunuyor. Yağmur bereket ve hayatla ölüm ve çürümenin zıt güçlerinin karşı karşıya gelmesi ve aralarında da bebek jaguarın doğuyor olması yağmur ve çürüyen maddelerin etkileşimiyle yeni bir yaşamın ortaya çıkışı olarak yorumlanabilir. Bu arada ölüm tanrısının yalnız olmadığına da dikkat çekmek istiyorum. Yanında iki tane daha yaratık var. Altta köpeğe benzeyen bir figür, üst kısmında da bir ateş böceği görüyoruz. Ateş böceği bize bu olayın gece gerçekleştiğini gösteriyor olmalı. Ateş böceğinin elindeki meşale, Mayalıların ateş böceklerinin doğal aydınlatmasını temsilen kullandıkları bir figürdü. Işık da ilahi güçleri temsilen kullanılan bir simge olduğundan ateş böceği bu hikayenin önemli bir parçası haline geliyor. Ateş Bacakları diğer mitolojik kapların üzerinde de sıklıkla gördüğümüz desenlerden biri. Bebek Jaguar'ın üzerindeki glifler, yani oyma yazılar, genellikle buna benzeyen mitolojik sahneler hakkında bize daha çok bilgi veriyor. Bu kabın üzerindeki yazı ne yazık ki biraz mantıksız. Sanatçı gerçek olmayan bir tarih yazmış. Böyle yaparak anlatılan olayın doğaüstü bir zamanda geçtiği izlenimini vermek istediğini düşünüyoruz. Aynen masal kitaplarında, bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde denmesi gibi. Son olarak mayaların zaman zaman kapların üzerine sahiplerinin isimlerinde yazdıklarını biliyoruz. Ama bunda maalesef bir isim bulunmuyor. Yine de kabın üstündeki kaligrafi zaten başlı başına bir şaheser. Figürlerin sahip olduğu enerji bardağı görsel bir şölene dönüştürüyor.